Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi konumuz mutlak değer. Mutlak değerle alakalı bakalım hangi başlıkları inceleyeceğiz. Mutlak değer başlığı altında birincisinde mutlak değerin özelliklerine bakacağız. İkincisinde mutlak değerli denklemler ve üçüncüsünde mutlak değer eşitlikler diyerek konuyu kapatacağız. Peki bu konuda kullanım alanları, faydaları ve ödevleriniz neler olacak? Haydi bir bakalım. Şimdi mutlak değerin kullanım alanları ve faydaları noktasına değinirsek günlük hayatta eksi 5 santimetre ya da eksi 18 kilogram diye ifadeler söz konusu değil. Niye? Çünkü bunlar pozitif değer olmak zorundalar. O halde anlamlı olmayan ifadelerdir demişiz. Ancak hava sıcaklıkları için 21 santigrat derece, eksi 4 santigrat derece gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Burada hava sıcaklıklarının sıfırın üstünde mi, sıfırın altında mı olduğu konusunda yardımcı oluyor bize. Mutlak değer de bununla alakalı bize destek atacak. Dolayısıyla biz şimdi içerikte bunları konuşacağız ama ödevlerin ne olacak? 0'dan 9'a matematik çalışıyorsan sayfa 112'den 119'a kadar sorumlusun. Dinamo matematik çalışıyorsan sayfa 111'den 115'e kadar sorumlusun. Hadi o zaman başlayalım. Mutlak değere şöyle bir giriş yapalım. Diyor ki x gerçek sayısının 0 olan uzaklığına x'in mutlak değeri denir ve mutlak x şeklinde gösterilir diyor. Demek ki bir sayının 0'a yani başlangıç noktasına olan uzaklığını mutlak değerle gösterip öyle yan tarafına iki tane kibarcıktan çizgi koyuyoruz. Şimdi eksi x sayısının gördüğün gibi 0 olan uzaklığını mutlak eksi x olarak, x sayısının da 0 olan uzaklığını mutlak x olarak gösteriyoruz. Biz de sormuşuz. 0 ile 6 arasındaki uzaklığı nasıl göstereceğiz? Tabii ki mutlak 6 olarak. Eksi 4 ile 0 arasındaki uzaklığı da nasıl göstereceğiz? Mutlak eksi 4 olarak göstereceğiz. Şimdi iki tane uyarımız var. Mutlak x ifadesi uzunluk belirttiğinden dolayı öyle dedi ki 0 olan uzaklığıdır. Bu durumda mutlak x ya 0 olabiliyormuş ya da 0'dan büyük olabiliyormuş. Yani mutlak değerin sonucu arkadaşlar negatif olmayacak. 0 olabiliyor ya da ne olabiliyor? Pozitif değerler. Yani yan taraftaki ünlemli ifadeye bakarsam mutlak x dediğimiz ifade eğer içerisi, bak bu yoruma dikkat et, içerisi 0'dan büyükse dışarıya olduğu gibi çıkartıyoruz. İçeride ne görüyorsak aynen öyle çıkartıyoruz. İçerisi zaten 0'sa 0 diye çıkartıyoruz. Ama içerisine baktın, negatif olduğuna karar verdin. Negatifse sen bunu nasıl pozitif yapacaksın? Tabii ki eksiyle çarparak. Dolayısıyla içerisi pozitifse arkadaşlar olduğu gibi çıkartıyoruz. İçerisi negatifse eksiyle çarpıp çıkartıyoruz. O zaman ısınma turumuza başlayalım. Mutlak 10. 10 sayısında sayı pozitif. O zaman olduğu gibi. Eksi 7 sayısı nasıl? Eksi. O zaman eksiyle çarp çıkartıyorum. Yani 7. Eksi. Önce buranın işlemini yapıyorum. Toplama çıkartma mevzusu varsa önce toplayıp çıkartıp daha sonrasında arkadaşlar mutlak değerden çıkartmalıyız. 1 eksi 5'in sonucu eksi 4. İçerisi negatif olduğuna göre ne yapmalıyım? Eksiyle çarpacağım. Eksi 4 dışarıya 4 diye çıkacak. Bu eksi ne olur unutma aradaki işaretten kaynaklı. 10 ile 7'yi topladım. 17. 4 çıkarttığımda karşılığı buradan ne gelecektir? 13 gelecektir diyoruz. Sözün özeti içerisi pozitifse olduğu gibi negatifse eksiyle çarpıp çıkartıyoruz. Alıştırmamızla karşınızdayız. Bak güzel kardeşim, köklü sayılarla alakalı sıralama bilmen lazım. Bakalım. 8. sınıfta gördün bunları. Kök 7 mi büyük, 2 mi büyük, buna karar vereceğiz. Kök 7 mi yoksa 2 mi? 2 sayısını kökün içerisine yazdığında biliyorsun kök 4. O zaman kim daha büyük? Kök 7 daha büyük. Bakın büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkarttığınızda mutlak değerin içerisindeki bu kök 7 eksi 2 ifadesinin pozitif olduğuna karar verdim. Şimdi geliyorum diğer mutlak değeri. Kök 7 mi büyük, 3 mü büyük diye karar vereceğim. Bu durumda 3'ü kökün içerisine atarsam kök 9 olacak. Ya bu durumda kök 9 daha büyük. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartmışsınız. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartıldığına göre karşılığı ne gelecektir? Negatif gelecektir. Şimdi gelelim içerisinin pozitif negatif olduğuna karar verdik ya. Bir önceki sayfada konuştuğumuz meseleyi uygulayacağız. İçerisi pozitifse olduğu gibi çıkacak. Kök 7 eksi 2. İçerisi negatif, o zaman eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi kök 7 artı 3 diye. Artı kök 7, eksi kök 7 ile gidecek. Eksi 2 ile de 3'ü topladığımda buradan karşılığı ne gelecektir? 1. Lütfen unutma, içerisinin pozitif mi negatif mi olduğuna karar verip ona göre çıkartıyoruz. Sorumuz diyor ki A diyor sıfırdan küçük, B de sıfırdan büyük olduğuna göre mutlak A eksi mutlak B artı mutlak A eksi B ifadesinin eşitini bulalım demiş. Şimdi güzel kardeşim, A sayısı negatif bir sayı olduğundan dolayı bunun içerisi negatif. B sayısı pozitif olduğundan dolayı bunun içerisi de pozitif. Şimdi A eksi B'yi ben şöyle yorumluyorum. A sayısı B'den küçük. O halde küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığınızda
içerisine gelmeli, negatif gelmeli. Hocam zaten A sayısı negatif, B'de pozitif, orası eksi oldu filan gibi de yorumlar yapabilirsin. Fakat çıkartma varsa mutlak değerin içerisine lütfen küçük mü, büyük mü? Buna karar verip küçükten büyük mü çıkmış, büyükten küçük mü çıkmış? Buna bakarak karar verebilirsin. A sayısı küçük dedik, B sayısı büyük dedik. Küçükten büyük çıktığı için negatif. Şimdi mutlak değerleri başlıyorum. İlk mutlak değerimizin içerisine negatif demiştik. O zaman eksiyle çarpıp çıkartıyorum. Eksiyi koydum. İkinci mutlak değerimiz, yani mutlak B dediğimiz ifadeye B'ye pozitif demiştik. O zaman olduğu gibi çıkartıyorum. A eksi B'ye negatif demiştim. Eksiyle çarpıp çıkartıyorum. Eksi A artı B. Şimdi gördüğün gibi eksi B ile artı B birbirlerini götürdü. Eksi A ile eksi A'yı da işleme soktuğunda karşılığı ne gelecektir? Eksi 2A gelecektir. Sorumuz da diyor ki mutlak X eksi 2 artı mutlak Y artı 1 artı mutlak Z artı 3 sıfır eşit olduğuna göre X çarpı Y çarpı Z ne kadardır denmiş. Şimdi arkadaşlar mutlak değerleri topladığımda sonuç sıfır çıkmış. Çok enteresan. Şimdi mutlak değerler malumunuz pozitif değerler olmalı. E şimdi ilk mutlak değer pozitif, ikinci mutlak değer pozitif, üçüncü mutlak değer pozitif olursa 3 pozitif sayının toplamı sıfır olmaz ki düşüncesiyle aklıma şunu getiriyorum. Az önceki uyarılardan bir tanesi mutlak değerle alakalı uzunluk belirttiğinden dolayı ya sıfır olabiliyordu ya da pozitif. Bu sayılardan hiçbirisi pozitif olamaz. Aksi takdirde toplamları sıfır olmaz. O zaman bu da sıfır, bu da sıfır, bu da sıfır olmalı çünkü başka şansı yok. Bu durumda x eksi 2 ifadesi sıfıra eşit olduğuna göre x'in karşılığı buradan 2. Y artı 1 sıfıra eşit olduğuna göre y'nin karşılığı buradan eksi 1. Z artı 3 sıfıra eşit olduğundan dolayı z'nin karşılığı da buradan ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Bunların çarpımı istenmiş. 2, eksi 1 ve eksi 3'ü şöyle bir çarparsam. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımının artı 3, 2 ile de çarptığında karşılığı 6 gelecektir diyoruz. Mutlak değerlerin toplamları sıfıra eşitse her birisi sıfır olmak zorundadır. Çünkü aksi takdirde pozitiflik işini bozar. Sorumuz der ki mutlak 3m eksi n ifadesinin en küçük değeri için 2m artı n bölü m eksi n ifadesi eşitini bulun diyor. Şimdi mutlak değerin alabileceği en küçük değer ne olsa gerek diye düşünmene gerek yok. Zaten sıfır olabiliyor. Ya sıfır oluyor ya da pozitif değerli olabiliyor. Dolayısıyla onlar büyük. En küçüğü sıfır. Bir mutlak değer sıfıra eşitse içerisinin de sıfır olması lazım. Bu durumda 3m eksi n ifadesi sıfıra eşit. Eksi n'yi karşı tarafa attım. 3m n'ye eşit. Bunun Türkçe meali n gördüğün yere arkadaşım 3m yazabilirsin. O zaman gelin buraya yazalım. 2m n gördüm burada gidiyorum 3m yazıyorum. M eksi n gördüm burada oraya da 3m yazıyorum. Üst tarafı topladığımda 5m, alt tarafı çıkarttığımda eksi 2m, m'lere hoşça kal deyince ifademizin karşılığı eksi 5 bölü 2 gelecektir. Unutma, bu sorunun kritik noktası mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Şimdi 1 değil 2 değil 5 tane mutlak değerin özelliğini konuşacağız. Ama ve lakin çok da zor olacağını zannetmiyorum senin için. Fakat bazıları sorularda çok kritik haberin olan. Şimdi mutlak değerin içerisinde çarpım durumunda ifadeler varsa biz bunları ayrı ayrı mutlakta yazabiliyoruz. Bu bir. İkincisi, eğer y sıfırdan farklıysa, mutlak değerin içerisinde bölme varsa bu mutlak değerleri ayrı ayrı yazabiliyoruz. Yani mutlak değer içerisinde x bölü y yazmak yerine mutlak x bölü mutlak y yazıyoruz. Üçüncüsünde bak burası çok önemli. Mutlak x mutlak eksi x'e eşit arkadaşlar. Neden? Çünkü x'in yerine 3 yazın. Mutlak 3, mutlak eksi 3. İkisinin de sıfır olan uzaklıkları birbirlerine eşit olduklarından dolayı mutlak x, mutlak eksi x'e eşit. Bunun bir tık genelleştirilmiş versiyonunu altına yazdık. Mutlak x eksi y, mutlak y eksi x'e eşit. Yani mutlak değerin içerisindeki ifadeyi eksiyle çarpıp onu da mutlak değer içerisine alırsanız bu durumda o mutlak değerler birbirlerine eşit olacaktır. Buraya baktığımda k çarpı x vermiş. Ama K'nın nasıl bir sayı olduğunu söylemiş pozitif. O zaman demiş dışarıya ne yapabilirsin kardeşim? Alabilirsin. Dördüncü kuralda derecemizi mutlak değerin dışarısına atabiliyoruz. Ve beşinci kural. Yani burayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Çok fazla karşınıza çıkmayacak ama mutlak değerleri toplayıp ya da sayıları toplayıp mutlak değerlerini alırsanız. Bakın sayıları toplayıp mutlak değerlerini almış. Burada ise mutlak değerleri toplamış. Mutlak değerlerin toplamları toplamların mutlak değerinden ya büyüktür ya da eşittir güzel kardeşim. Ama çok fazla soru karşılığında olmadığını söyleyeyim. Diğer dört madde son derece önemli karşına çok çıkacak. Geldik mutlak değerli denklemlere. Diyor ki ifademiz A diyor pozitif bir reel sayıysa mutlak X ifadesi A'ya eşitse X ya A'dır diyor ya da eksi A'dır. Hemen altını mavi kutucukta bir ifadeden daha bahsetmişiz. Mutlak x sıfırsa x sıfır işte. Bunu evvelden de konuştuk. Mutlak değerin malum değeri sıfırsa içindeki ifade de sıfır olmak zorundadır. O zaman şu yan tarafta verilen denklemleri bir çözmeye çalışalım.
Şimdi güzel kardeşim, mutlak x 5'e eşitse o zaman x ya 5'tir ya da eksi 5'tir diyoruz. Çözüm kümesi istenmiş. Çözüm kümesi diyorum. Parantezimi açıyorum. Eksi 5 virgül 5 diye yazıyorum. Buraya baktığında 2x eksi 3 ifadesi ya 17'ye eşit ya da 2x eksi 3 ifadesi eksi 17'ye eşit. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam 2x'in karşılığı 20, x'in karşılığı buradan 10 gelecektir. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam buradan eksi 14, her tarafı 2'ye bölündüğünde x'in karşılığında eksi 7 bulacağız. Çözüm kümesini yazmam istendiği için 10,-7 olarak çözüm kümesini elde etmiş oluyoruz. Alt tarafta bir kutucuğumuz var. Eğer demiş a sıfırdan küçükse, mutlak x ifadesinde negatif bir sayı eşlemişseniz bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyor. Örneğin mutlak x artı 1 eşittir eksi 5 verdi. Bakın mutlak değer hiçbir zaman negatif bir ifadeye ne yapmaz? Eşit olmaz. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olduğunu söylüyoruz aşağıdaki kutucukta. O zaman mutlak değerli denklemde ne yapıyoruz? Mutlak değerin yanındaki ifadeyi bir olduğu gibi bir de eksili yazıp iki tane denklem elde ediyoruz ve iki tane denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Sorumuz iki tane mutlak değer içeriyor. İki tane mutlak değerli denklemle karşı karşıya kalırsanız lütfen en dıştaki mutlak değerden başlayın. En dıştaki mutlak değeri kaldırarak yazıyorum. Mutlak x artı 4 eksi 1 eşittir 3. Mutlak x artı 4 eksi 1 eşittir eksi 3. Eksi 1'i karşı tarafa atıyorum. X artı 4'ün mutlak değeri 4'e eşit. Burasını hemen halledelim. Bu mutlak değeri de açarken x artı 4 bir 4'e eşit diyeceğiz. Bir de x artı 4 kime eşit olacak? Eksi 4'e. 4'ü attım karşıya. 4 eksi 4'ten 0 geldi. 4'ü karşı tarafa attım. Eksi 4'e eksi 4 eksi 8 oldu. Eksi 1'i karşı tarafa atarsam mutlak x artı 4'ün karşılığı buradan eksi 2. Demin bir şey söylemiştik bununla alakalı. Buranın çözüm kümesi boş küme olacaktır. Çünkü mutlak değer negatif sayı eşit olmaz. Şimdi bir tane daha denklemli soruyla karşınızdayız. Arkadaşlar özelliklerden konuşurken dedim ki ilk 4 özelliği kullanacağız. Bol bol kullanacağız. Onlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bak 14x eksi 21'i 7 parantezin alabilirim. 7 parantezini aldığımda parantezin içerisinde 2x eksi 3 kalacak. 4x eksi 6'yı da 2 parantezin alabilirim. O zaman burası da 2 parantezinde x eksi 3 olacak. 7'yi ne yapabiliyorduk? Dışarı atabiliyorduk. Bunu özellikten öğrendik. Pozitif bir sayıysa olduğu gibi negatif olsaydı eksiyle çarpı çıkaracaktı. Burası 7 tane mutlak 2x eksi 3 oldu. 2'yi dışarı attığımda burası da mutlak 2x eksi 3 oldu. 2 tane eşittir 25. 7 taneden 2 taneyi çıkarttığımda 5 tane 2x eksi 3'ün mutlak değeri 25 eşit. Her iki taraftaki 5'leri sadeleştirdiğimde 2x eksi 3 ifadesi 5'e eşit gelecek ve artık tanıdığımız, bildiğimiz basit ilkel bu denklemle karşı karşıya kalmış olacağız. Nasıl açacağız? 2x eksi 3'ü bir 5'e eşitleyeceğiz. Bir de 2x eksi 3'ü gideceğiz, eksi 5'e eşitleyeceğiz. Eksi 3'ü karşı tarafa attığında buradan 8, her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığını 4 bulacağım. Eksi 3'ü karşı tarafa attığımda artı 3 diye geçecek. Eksi 5 artı 3'ten eksi 2. Her tarafı 2'ye böldüğümde de karşılığı eksi 1 olacaktır diyoruz. Mutlak değerlerin içerisindeki ifadeler ortak paranteze alınıyorsa dışarı atıp birbirlerine benzetebiliyormuşuz demek ki. Bu sorunun bana öğrettiği şey bu. Sorunun son kısmında ise çözüm kümesi istenmiş. Çözüm kümesinin karşılığı da eksi 1,4 olacaktır diyoruz. Sorumuz diyor ki 3x eksi a eşittir 10 faktöriyel denkleminin kökler toplamı eksi 6 olduğuna göre a kaçtır? Ya hocam 10 faktöriyel nedir filan demeyin. Şimdi demek ki 10 faktöriyel çok da önemli değil. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Normal ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. 3x eksi a ya 10 faktöriyel eşit ya da 3x eksi a eksi 10 faktöriyel eşit. Eksi a'yı karşı tarafa atıyorum. A artı 10 faktöriyel bölüyorum 3'e. A artı 10 faktöriyel bölü 3. Buraya bakalım. Eksi a'yı karşı tarafa atıyorum. 3x a eksi 10 faktöriyel. Her tarafı 3'e bölüyorum. A eksi 10 faktöriyel bölü 3. Çok ciddi yaptım bu iş valla. Şimdi köklerimiz bunlar. Bunları topla diyor. A artı 10 faktöriyel bölü 3 ile a eksi 10 faktöriyel bölü 3'ü topladığımda sonuç ne yapıyormuş? Eksi 6. Paydalar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Bunlar birbirlerini götürdüler. A 2a bölü 3 yaptı. 2a bölü 3'ün karşılığı eksi 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 3 çarpı eksi 6'dan eksi 18. Her tarafı 2'ye böldüğümde aradığımız a değerinin karşılığı eksi 9 gelecektir. Evet, şimdi geldik mutlak değerli denklemde başka bir meseleye. Her iki taraf mutlak değerli ise ne yapacağız? Her iki taraf mutlak değerli olduğunda x'i bir y'ye eşitleyeceğiz.
Bir de eksiye geçeceğiz arkadaşlar. Ya hocam değişen pek de bir şey yokmuş. Evet yok. X eksi 1 3x artı 5'e eşit diyeceğiz. Bir de x eksi 1 eksi 3x eksi 5'e eşit diyeceğiz. X'i attım karşıya, burası 2x. 5'i bu tarafa attım. Eksi 6. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan eksi 3. Eksi 3 x'i karşı tarafa attım. 4x. Eksi 1'i karşı tarafa attım. Eksi 4. X'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 1. Şimdi benden sana bir abi tavsiyesi. Malum şimdi biz bir sayıya eşit olduğunda bunu yapmadık. Ama her iki taraf bilinmeyen olduğunda mutlaka bu bulduklarını gidip yerine yazmanı kesinlikle ama kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bazen yalancı kök çıkıyor. X yerine eksi 3 yazalım. Eksi 3, eksi 1, eksi 4. Dışarıya neyle çıkacak? 4. 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 9. 5 ile topluyorum. Eksi 4 dışarıya ne diye çıkıyor? 4. Tamam, bunda herhangi bir sorun yokmuş güzel kardeşim. Şimdi gidelim eksi 1 yazmaya. X yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1 eksi 1'den eksi 2. X yerine eksi 1 yazıyorum. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3, 5 ile topladığımda 2. E bunlar da dışarıya 2 diye çıkacak. Dolayısıyla her ikisinde de herhangi bir sıkıntı yokmuş. İkisi de ne yapabiliyor? Denklemleri sağlıyor. Sorumuz diyor ki mutlak x eksi 12 eşittir 4x eksi 3 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Peki x eksi 12'yi o halde 4x eksi 3'e bir de kime eşitliyoruz? X eksi 12 bunun eksilisine eksi 4x artı 3 gelecek. X'i karşı tarafa attım, burası 3x. Eksi 3'ü bu tarafa gönderdiğimde burası eksi 9. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan eksi 3 gelecektir. Eksi 4x'i bu tarafa attım 5x. Eksi 12'yi diğer tarafa attığımda 15, x'in karşılığı 3 gelecektir. Şimdi alt tarafta bir cümlemiz var. Az önce aslında uyardım ben seni. Diyor ki çözümde bulunan değerler ilk denklemde yerine yazarak denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Ama ne zaman dedim ben? Her iki tarafta da bilinmeyen olduğunda. Demin test ettik, ikisi de sağladı. O zaman yine yapalım. X yerine eksi 3 yazdığımda eksi 3 eksi 12'den sol taraf eksi 15 gelecek. X yerine eksi 3 yazdığımda 4 çarpı eksi 3 eksi 12. Eksi 3 eksi 15. Fakat mutlak eksi 15 dışarıya ne diye çıkacak? 15 diye çıkacak. O zaman bu ifade buna eşit değil. Yani bizim x eşittir eksi 3 kökümüz yalancı bir kök çıktı. Şimdi gidelim 3 yazalım. Her iki tarafa 3 yazıyorum. X yerine 3 yazdığımda 3 eksi 12'den buranın karşılığı eksi 9. 4 çarpı 3 12 3 çıkartma 9. Mutlak eksi 9 dışarıya 9 diye çıkacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi mis gibi eşitlik. O zaman bu denklemin çözüm kümesi sadece kimden oluşacaktır? 3. Eksi 3 olmayacaktır. Tekrar söylüyorum, her iki taraf bilinmeyen içeriyorsa bulduğunuz sayıları tekrardan yerine yazmanız kesinlikle şart. Geldik mutlak değerli eşitsizliklere. Diyor ki A sayısı sıfırdan büyük olmak üzere. Eğer diyor bir mutlak değer. Mutlak değer. Bu A sayısından küçük ya da eşitse diyor. Bunu diyor böyle açıyoruz. Ama bak dikkat et. Mutlak değer sayıdan küçükse bunu yapıyoruz. Hocam niye bu kadar altını çizdin? Çünkü başka varyasyonlar da göreceksin biraz sonra. Mutlak değer sayıdan küçükse alıyoruz A'yı, diğer tarafı eksi A olarak açıyoruz. Bakıyorum mutlak değer sayıdan küçük mü? Evet. O zaman 3'ü aldım, bu tarafa eksi 3 olarak yazdım. Mutlak değeri kaldırdım ve durum böyle oldu. Her iki tarafa eşitsizlik görmüş insanlarsınız. Eksi 1 artı 1 diye gönderdim. Eksi 2, 2x ve burası da ne gelecek? 4. Her tarafı 2'ye böldüğümde eksi 1, x 2 gelecektir. Burayı sağlayan tam sayılar 0 ve 1'dir. Bunların toplamları sorulmuş. Dolayısıyla karşılığı 1 olacaktır. Diyor ki eğer diyor bir gün seni kandırmak için A'yı diyor sıfırdan diyor küçük verirlerse, yani mutlak değer diyor A gibi negatif bir sayıdan küçük ya da eşitse olmaz ki diyor. Ne demek istiyor hemen bakalım. Mutlak x eksi 5'ten küçük diyor mesela. Mutlak x eksi 5'ten hiçbir zaman küçük olamayacağı için, çünkü mutlak x'in alabileceği en küçük değer sıfır. Diğerleri pozitif. Eksi 5'ten hiçbir zaman ne yapmayacak? Küçük olmayacak. İşte bunun diyor çözüm kümesi kesinlikle diyor boş kümedir. Sorumuz diyor ki mutlak 2x artı a bölü 3 küçük eşittir 5 eşitsin çözüm kümesi eksi 1 b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Mutlak değerimiz sayıdan küçük mü? Evet, o zaman demin öğrendiğimiz gibi açıyoruz. Eksi 5, 5'i aldım, diğer tarafa eksi 5 olarak attım. 2x artı a bölü 3 küçüktür, küçük eşittir 5. Bu üçleri her iki tarafla içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 15, 2x artı a, 3 çarpı 5'ten buranın karşılığı 15 geldi. Her iki tarafa a'larımı gönderiyorum. Eksi a diye geçecek. Eksi 15 eksi a 2x. 15 eksi a. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 15 eksi a bölü 2 x. Ve burası da 15 eksi a bölü 2. Şimdi arkadaşlar demek ki bu eksi 1.
kime eşit olacak? Şöyle sarartalım. Buna eşit olacak. B de buna eşit olacak. O zaman bizim önce sol taraftaki eşitliği kullanarak, yani eksi 1'i eksi 15 eksi a bölü 2'ye eşiterek a'yı bulmamız lazım. İçler dışlar yapıyorum. Eksi 2 eksi 15 eksi a. Eksi a'yı bu tarafa atarsam, eksi 2'yi de bu tarafa atar, artı 2 der. Eksi 15 artı 2'den de eksi 13 bulursam, gidip burada eksi 13 yazdığımda 15 eksi eksi 13 bölü 2, 28 bölü 12'den 14 gelir. Bu da bizim sağ taraftaki sınırımızdır. A'yı eksi 13 bulduk, B'yi 14 bulduk. Bunların toplamları da ne gelecektir? 1 gelecektir diyoruz. Mutlak değer sayıdan küçükse al kardeşim bunu, eksilisini diğer tarafa yaz dedik ve sonra basitleştirdiğimi çözdük. Sorumuz diyor ki mutlak x 6'dan küçük, y eşittir 2x artı 1 koşulları sağlayan en küçük ve en büyük y tam sayını bulalım demiş. Peki ben şunu önce bir açayım. X 6, bu tarafa da eksi 6 yapıştırdım çünkü mutlak değer sayıdan küçük. Sonra ne yapalım? 2x artı 1'i oluşturalım. Maksat y'yi işin içerisine katabilmek. 2x artı 1'i oluşturabilmek için eşitsizliğimin her iki tarafını, hatta 3 tarafını ne yapmalıyım? 2 ile çarpmalıyım. Çarptım. Her tarafı 1 eklemeliyim. 1 ekledim. 1 ekledim. Buraya da 1 ekledim. Şu an bu 2x artı 1 dediğimiz şey y. Yani y sayısı eksi 11'di arkadaşlar. 13 arasında olacakmış. Bizden en küçüğünü istiyor. Eksi 11'den biraz büyük olan eksi 10'u. En büyüğünü istiyor. 13'ten biraz küçük olan 12'yi alırsak bu bizim en küçük, bu da bizim en büyük değerimiz olacaktır. A 0'dan büyük olmak üzere mutlak x a'dan büyük ya da eşitse x a'dan büyük ya da eşit veya x a'dan küçük ya da eksi a'dan küçük ya da eşit olacakmış. Şimdi demin demeye çalıştığım şey bu. Mutlak değer sayıdan küçük, mutlak değer sayıdan küçük, mutlak değer sayıdan küçük. O zaman şöyle açacağız dememdeki ana unsur buydu. Başka varyasyonlar göreceğini söylemiştim. Bu sefer mutlak değer sayıdan büyük. Önce gördüğün gibi mutlak değeri kaldırmışız. Öyle bak. Sonra da x yazıp eşitsizliği yön değiştirip eksi a diye yazmışız. Hadi gel bu uygulayalım. Bak mutlak değer sayıdan büyük. O zaman önce bir 3x artı 2 11 yazıyorum. Mutlak değeri kaldırıyorum. Sonra 3x artı 2 yazıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Bunu da eksilisini alıyorum. Bunları yapmamız lazım. 2 attım karşıya. 3x 9. Her tarafı 3'e böldüm. X buradan ne geldi? 3 veya 3'ten büyük. Nasıl göstereceğiz bunu? Oval parantez, köşeli parantez. Tebrikler. Köşeli parantez. Köşeli parantez ama 3'ten büyük. Nereye gidecek? Sonsuza. Sonsuzu nasıl göstereceğiz? Ovalle. 3 sonsuz, köşeli, oval. Geldim diğerine. 2'yi karşı tarafa attım. 3x eksi 13. Her tarafı 3'e böldüm. X eksi 13 bölü 3 oldu. Eksi 13 bölü 3'ten küçük sayılar. Nereye kadar gidecek? Eksi sonsuza. O zaman eksi sonsuz. Eksi 13 bölü 13 yine köşeli olacak arkadaşlar. Eksi 13 bölü 3 köşeli. Ve bunların arasına bir birleşim sembolü koyduğumda bunları sağlayanlar bizim için çözüm kümesinin elemanları olacak. Ve geldik eşitsizliğin artık son kuralına. Diyor ki A ve B sıfırdan diyor büyük olmak üzere. Eğer diyor sana şöyle bir şey vermişlerse mutlak X A ile B arasındaymış. A'da B'de eşitlik var. Bir diyor mutlak değeri diyor kaldıracaksın. Öyle yazacaksın. Bir de diyor mutlak değeri kaldırdıktan sonra sağdakini sola ters işaretli, soldakini de sağa ters işaretli bir atacaksın. Gel bir uygulayalım. 1, x eksi 3, 5. Böyle yazdım. Mutlak değeri kaldı. Bir de ne yapacakmışız? X eksi 3 diyecekmişiz. 5'i diğer tarafa eksi 5 olarak atacakmışız. Bak 5'te eşitlik yok. Karşı tarafa atarken, eksi 5 olarak atarken de eşitlik almadık. 1'i de diğer tarafa atacağız. Dolayısıyla buradan karşılığı ne gelecek? Eksi 1. Eksi 3'ü her iki tarafa atarsam artı 3 diye geçecek. 4x, buradan da 8. Burayı sağlayan değerler 4, 5, 6 ve 7. Eksi 3'ü bir bu tarafa bir bu tarafa atıyorum. Eksi 3 artı 3 diye geçecek. Burası eksi 2x. Burası da ne gelecek? 2. Burayı sağlayan değerler eksi 1, 0, 1, 2 gelecek. Dolayısıyla 8 tane tam sayı değeri bulmuş olacağız. Burayı sağlayalım. Geldik konu biterken. Mutlak değer çok önemli konulardan bir tanesi. İleride ÖSYM tarafından uygulanacaksın ama girdiğinde de kesinlikle çok dikkat etmen gereken hikayeler içerecek. Biz de bunları derinlemesine baktık. Mutlak değerin özelliklerini inceledik. Mutlak değerli denklemlere baktık. Ve mutlak değerli eşitsizlikleri beraber inceledik. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var. Ama önce geçen dersin ödüllü sorusunun çözümüne bakalım. Sonra yeni soruyla seni karşılaştıralım.
Geçen dersin ödüllü sorusu ABC pozitiften sayılı olmak üzere iki tane eşitsizliğimiz vardı. Artı ve artıca toplamın en küçüklerini istemiştik. Şimdi bunlar pozitif sayılar olduğundan dolayı burada içler dışlar yapabilirim. A artı B 3B olacaktır. Eğer burasının pozitif ya da negatif olduğunu bilmezsen yapamazsın. Pozitif olduğunu bildiğim için içler dışlar çarpma yapıyorum. B'yi karşı tarafa attım. A buradan 2B'den büyük geldi. Aynı durumu burada kullanacağım. B artı C içler dışlar çarpma yapacağım 5C. C'yi karşı tarafa attığımda B'nin karşılığı buradan ne gelmiş olacak? 4C. Şimdi en küçüğünü istiyorum. Şimdi ikisinde de B var. Dolayısıyla B'ye biz bir küçük değer verelim. 1 verebileceğim en küçük pozitif tam sayı. Burası 2 olacak. O zaman A'ya verebileceğim en küçük sayı buradan 3 gelecektir. B'ye 1 verdiğimde 1'den büyük yapabilmek için C'ye de 1 verebilirim diye düşünüyorum. Çünkü C'ye 1 verdiğinde orası 4 yapacak ve 1'den büyük olacak. Demiş mi farklı olsun diye? Dememiş. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer 3, B'nin 2, 1, C'nin 2, 1. Bunların toplamları da buradan 5 gelecektir diyoruz sorumuzun cevabı olarak. Şimdi gelelim bu dersin ödüllü sorusuna. Ödüllü sorumuz diyor ki yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2, 5, 12 sayıların yerleri belirlenmiş. Bu sayı doğrusu üzerine yerleştirilecek 3 sayıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. X sayısının 5 sayısının uzaklığı A kadarmış. Y sayısının 12 sayısının uzaklığı B kadarmış. Z sayısının da eksi 2 sayısının uzaklığı C kadarmış. Buna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer için X çarpı Z artı Y işleminin sonucu kaçtır diyor. Bir sayının diğer sayı uzaklığı mutlak değer işlemi içerisinde ona dikkat etmek lazım. Hepinizi çok seviyoruz, başarılar diliyoruz, iyi çalışmalar, ödevleri ihmal etmiyoruz.